Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ehasse İsa minhumul küfra gâle men ensâri ilallah. Gâle el havariyyûne nahnu ensârullah. Âmennâ billâh ve eşhed bi enna müslimûn. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ettebâne'r rasûle fektübnâ me'aş şâhidîn. Ve mekerû ve mekerallâh. Vallâhu hayrul mâkirîn. İz gâlallâhu yâ İsa innî mütevaffîke ve râfi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilüllezîne ettebeûke fevgallezîne keferû ilâ yevmil kıyâme. Sümme ileyye merci'ukum fe ehkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tehtelifûn. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ İsa aleyhisselam onların inkarlarını hissedince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız dediler. Bu ayete dikkat edin. Her ayeti kerimede olduğu gibi. Bak, İsa'nın aleyhisselam havarileri biz Müslümanlarız diyorlar. Çünkü İsa'nın dini İslam idi. Musa'nın dini İslam idi. Bütün peygamberlerin dini İslam idi. İşte Hazreti Muhammed o İslam'ın son peygamberi. Onun için dünyada bir tek bir din, o da İslam'dır. İslam'ın dışındaki Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Tevrat'a, İncil'e uymayan, peygamberlerin getirdiği dine uymayan ne kadar dünyada dinler varsa bunlar beşeridir, uydurmadır. İslam'ın sürekli yenileyeni Cenab-ı Hak'tır. Allah sürekli İslam'ı çağların, zamanların, mekanların değişmesiyle bir peygamberin şeriatını öbür peygamberle yenilemiştir. İslam, Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim, İşte geçmişin tamamını yenilemiş, kıyamete kadar İslam dininin bütün kanun ve kurallarını, yeniliklerin tamamını, çağların önünde bütün yenilikleri getiren İslam dinidir, yenileyen Allah Teala'dır. Görevli olan da peygamberlerdir ve son görevli Hazreti Muhammed'dir. Bak, havariler diyorlar ki biz Müslümanız dedikten sonra, ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz diyorlar. Onlar hileye başvurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. O zaman Allah şöyle dedi Celle Celaluhu. Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim.
seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Buraya dikkat et, bu ayetlere. İslam'ı kabul edenler, kıyamete kadar üstünlük İslam'da ve Müslümanlardadır. İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in dini İslam'dır. İslam'ın dışındaki dinler, İslam'ı, peygamberlerin ve son hepsini yenileyen Kur'an'ın, sünnetin, Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu İslam dinini yepyeni, taptaze Allah'ın yenilediği bu İslam şeriatını ve İslam'ın bizzat kendisi ve onun kanunlarını kabul etmeyenler artık kıyamete kadar ne yapacaklardır? Küfrün içinde yuvarlanıp duracaklardır. Üstünlük imanda, İslam'da. İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in, İbrahim'in, Nuh'un, bütün dinlerin tamamının İslam olduğunu unutma. İslam'ı kabul etmeyen kişi İsa'yı reddedenlerdir. İncil'i, Tevrat'ı reddedenlerdir. Musa'yı, İbrahim'i de reddedenlerdir. İslam'ın amentüsünde bütün peygamberler ve bütün ilahi kitaplar bulunmaktadır. Bunu dünya bilmek zorundadır. Yoksa İsa aleyhisselam dünyaya gelip de bana tapının, ben Allah'ın oğluyum demedi. Böyle bir din getirmedi. İncil'de böyle bir şey yazmaz. Tevrat'ta yazmaz. Bütün suhuflarda yazmaz. Ve yazılanlar varsa birinin uydurmasıdır. Gerçek Tevrat'ta onlar olmaz, İncil'de olmaz. Kur'an'ın tasdik etmediği de doğru olmaz. Çünkü geçmişin şahidi Kur'an-ı Kerim. Geleceğin bütün delilleri Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Cenab-ı Hak buyuruyor, Zalike netlu aleyke minel ayati ve zikril hakim. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Kur'an sana geçmişi okuyor. İsa'yı sana, gerçek İsa'yı, İncil'i okuyor. Sana Musa'yı okuyor Kur'an-ı Kerim, geçmiş Tevrat'ı okuyor. Geçmişin bütün doğrularını okuyor, yanlışlara karşı çıkıyor. Musa adına uydurukça, İsa adına uydurukça, İncil Tevrat adına ne kadar ne uydurulmuşsa bunları reddediyor. Kur'an adına kimse bir şey uydurursa derhal reddolunur. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geleceğin bütün belgeleri kendisindedir, bozulma şansı olmadı, olmayacaktır. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Cenab-ı Hak ne diyor? İsa'nın diyor durumu Adem'in durumuna benzer diyor. Halegahu min turabin sünne gâle lehu kun feyekun.
Doğrusu Allah katında İsa'nın yaratılışındaki durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluverdi. Adem'in annesi babası var mı? Yok. Yine İsa'nın annesi bari var. Babası yok. Bak, eğer babası yok diye İsa'ya ilahlaştıracaksanız, o zaman Adem'i ne yapacaksınız? Adem'i de yoktan yarattı. Anasız babasız. Yaratılana tapılmaz. Yaratanın eşi benzeri olmaz. Oğlu kızı hiç olmaz. Ancak yarattığı kulları olur. İşte bu gerçeği dünyaya söylersek, İsa'ya iftira edenlerin iftirasına karşı hakkı söylemiş oluruz. Musa'ya karşı ve diğer peygamberlere karşı ne kadar yanlışlar varsa doğrularla karşı çıkmış olur, insanlığa en hayırlı hizmeti yapmış oluruz. İnsanlığa doğru söylenmedikçe biz görevimizi yapmış olmayız. Bu ayeti kerimelerde mekirden bahsediyor. Mekir gizli hile ile zarar vermek demektir. El altından komplo, tuzak kurmak, suyu kaslar gibi İsa Aleyhisselam'a komplo kurup onu çarmıha germek, öldürmek istiyorlardı. Cenab-ı Hak o tuzakları bozdu. Bir de teveffi, ruhu kabz edip almak. İsa Aleyhisselam için Cenab-ı Hak teveffiden bahsetti. Ve İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdirmedi. İsa Aleyhisselam da herkes, her kul gibi onun da öleceğini Cenab-ı Hak söyledi. Ve ma gateluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Burada da İsa'yı o komploculara, katillere karşı Cenab-ı Hak koruduğunu ve diyor ki onu öldürmediler. Çünkü öldürmelerine, çarmıha germelerine Allah müsaade etmedi ve asmadılar. Fakat öldürdükleri kişi kendilerine İsa'ya aleyhisselam benzetildi. Şimdi onlar birini öldürdüler ama o İsa'ya benzetildi. Kimi de o casustu. İsa düşmanıydı. İslam düşmanıydı. Hak, hakikat düşmanıydı, casustu. Havarilerin içinde bir casustu. Allah o casusu İsa'ya benzetti. Casusu astılar, çarmıha gerdiler. İsa Aleyhisselam ise Allah kurtardı. Muhammed'i de öldürmek için ne kadar aynı zihniyet uğraştılar. Nice öldürenlere bol bol para vaatlerinde, servetlerde, servet vaatlerinde bulundular. Allah müsaade etmedi. İslam'ı yeryüzüne rahmeti olarak tecelli eyledi. Burada takdim tehir bulunmaktadır. Ref önce, teveffi sonra. Katade gibi büyük alimlerimizin tefsirlerinde bulunmaktadır. Yine Allah Teala diyor ki inni müteveffike, muhakkak ey İsa seni öldüreceğim buyuruyor. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. İsa da aleyhisselam Allah'ın kuludur, peygamberidir. Bütün peygamberler ölümü tatmışlardır. Çünkü hepsi Allah'ın kullarıdır. Kıymetli, değerli kullarıdır.
Haim Yahuza'yı İsa'ya benzetti Cenab-ı Hak. İşte casus oydu. İsa henüz ölmemiş. Berzahtan sonra kıyamette ölecek, dirilecek. Dünyada göreceği işleri var. İbni Abbas'tan gelen bir rivayet bu. Kurtubi'den gelen, yine Hasan-ı Basri'den gelen, Taberi'den gelen bir rivayettir. Buraya dikkat edin. İsa henüz ölmemiş, berzahtan sonra kıyamette ölecek, dirilecek, dünyaya göreceği, dünyada göreceği görevleri var. Hasan-ı Nasrani semaya Allah derler. Yani Nasraniler semaya Allah derler. İslam'da Allah'tan başka ilah olmadığı için, Allah'ın benzeri de, şerikin nazırı da olmadığı için bir defa katiyen semaya da Allah denmez. Yine Cenab-ı Hak Rafi'uke ileyye, seni kendime yükselteceğim. İsa'nın ruhu ruhani semaya, dördüncü semaya yükseltildi. Bu ikinci, üçüncü sema diyenler de, rivayetler de bulunmaktadır. Ama semaya yükseltildiği kesindir. Tüm peygamberler kabirde diridirler. Buraya dikkat et. Yani sadece İsa veya Musa, Muhammed veya öbürü değil, bütün peygamberler kabirde diridirler, şehitler de öyledir. Her peygamberin ruhani eceli, ümmetinin ecelidir. Dikkat edin buraya. Her peygamberin ruhani eceli, ümmetinin ecelidir. Ruhani eceli tamam olan peygamberler Kur'an-ı Kerim'de anılmamıştır. Ruhani eceli, dikkat et buraya, tamam olan peygamberler Kur'an-ı Kerim'de anılmamışlardır. Ali İmran Suresi 34. ayeti kerimeye bakılırsa yine gerçekler ortadadır. Ali İbrahim ile Ali İmran'ın ruhani semada bekaları devam etmektedir. Buraya da dikkat et. Ali İbrahim ile Ali İmran'ın ruhani semada bekaları devam etmektedir. Semada, ruhani semada. Buraya dikkat et. Hazreti Muhammed'in gönderilmesiyle, buraya da daha çok dikkat et. Hazreti Muhammed'in gönderilmesiyle onun ruhunun emrine geçmişlerdir. Bütün peygamberler şu anda Hazreti Muhammed'in şeriatına tabidirler, onun ruhunun emrine geçmişlerdir. Çünkü şeriatlar tamamen Hazreti Muhammed tarafından yenilenmiştir. Allah'ın yenilemesiyle. Şu anda bütün peygamberler dünyaya gelseler tamamı Muhammed'in emrinde, Muhammed'in şeriatına uymak zorundadırlar. Burayı bil, unutma. İsa da aleyhisselam Muhammed'in emrindedir. Çünkü İsa'nın tamamlayamadığı şeriatını Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e ne yaptı? Tamamlattı. Ve Allah Muhammed'in şahsında İslam'ı hem kemale erdirdi, hem yeniledi, geçmişin tamamını yeniledi. İsa da Muhammed'in emrindedir. Ümmetin daraldığı bir zamanda, dikkat et buraya da, ümmetin daraldığı bir zamanda İsa'nın ruhu ortaya çıkacak, Hazreti Muhammed'in emrinde, yani Muhammedi şeriata tabi olarak, İsa aleyhisselam, Muhammedi şeriata tabi olarak
ne yapacak? Muhammed'in emrinde çalışacaktır. Çünkü Hazreti Muhammed'in ümmetinin eceli kıyamete kadar. Dünyadaki milletler Muhammed'in ümmetidir. Bunun için şuna dikkat et. Hazreti Muhammed'in ruhani ecelinin sona ermesi için kıyametin kopmasına kadar Muhammed'in ruhani dünyada varlığı devam etmektedir. Çünkü şeriatı devam ediyor. Bundan dolayı. O zaman İsa Aleyhisselam dünyaya gelir gelmez Muhammed'in emrinde çalışacak. Yani İslam şeriatını uygulayacaktır. Onun ruhunun emrinde, yani Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam ruhunun emrinde hizmet edecektir. Zaten İsa'nın da ruhaniyeti Muhammed'in ruhunun emrinde. İslam şeriatına tabi olarak devam edecektir. Görevini yapacaktır. İsa'nın garip bir kelime oluşu budur. İsa bir garip kelimedir. Nedir kelime? Allah'ın birliğini dünyaya tamamen duyurması, şirki ortadan kaldırması, Muhammed'in emrinde İslam şeriatını, İslam tevhid imanını dünyaya yayması için, işte burada bir garip kelimelik var. İsa'nın kelime oluşunun anlamı budur diyor. Kim bunu diyenler? İşte bu bir keşiftir, gerçeklere dayalıdır. Kur'an-ı Kerim'i doğru anla. Doğru keşfet. İsa, Musa bekleyenler, Muhammed bekleyenler, Mehdi bekleyenler, bir defa Kur'an'ın, İslam'ın şeriatına uysunlar. Şeriata bağlı olarak Muhammed'in emrinde çalışacak gelenlerin hepsi onun ruhaniyetindedir. İsa'nın ruhu Muhammed'in ruhunun emrindedir. Diğerleri de öyledir. Çünkü bir sonraki şeriat bir öncekini yeniler, ortadan kaldırır. Son peygamber Hazreti Muhammed olduğu için bütün peygamberlerin ruhaniyeti Hazreti Muhammed'in ruhaniyetinin emrindedir. Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin imamıdır. Bütün evliyaların sertacıdır. Son peygamberdir. Burada dikkat edilecek bir şey vardır. Allah'ın ortaya koyduğu yepyeni İslam şeriatıdır. Mesela budur. Buna uymak zorunluluğu vardır herkes için. Muhammed uymasa ne olur? Cenab-ı Hak ona da diyor ki, Muhammed bu İslam şeriatına uymasaydı, Kur'an-ı Kerim'e eğer azıcık bir ihanette bulunsaydı, onun kalp damarlarını koparırdın diyor. Ve kalbini mühürlerdin diyor. Yani burada önemli olan Allah'ın emir ve hükümlerine bağlı kalmaktır. Sıkı bağlı olanlar da peygamberlerdir. Son şeriatı ortaya koyan da Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu şeriatı Allah kendi yenilemiştir. Ve Hazreti Muhammed'i görevlendirmiştir. Anlayanlar bunu doğru anlasınlar. Demek ki İsa'nın ruhaniyeti Muhammed'in ruhaniyetinin emrinde hizmet edecektir. İsa'nın garip bir kelime oluşu budur. Kıyametten önce vefat edecektir. Kim? İsa Aleyhisselam. Tekamülün gayesi olan tüm hakikatlar Hazreti Muhammed'de toplanmıştır. Burayı da unutma. Tekamülün gayesi olan bütün hakikatlar Hazreti Muhammed'de toplanmıştır. Öbürleri şazdır.
öbürleri şazdır. Geçmişin bütün ırmakları, denizleri, okyanusları Muhammed'in deryasındadır. Geleceğin bütün belgeleri Hazreti Muhammed'in deryasında bulunmaktadır. Çünkü Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu şeriatı Allah Teala yenilemiş ve kıyamete kadar hükmü devam edecektir. Ve Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi kelamdır, Allah kelamıdır. Artık Kur'an-ı Kerim'i neshedecek, hükmünü ortadan kaldıracak hiçbir şey yoktur. Tarihsellik, zamanın ne kadar ilerlerse ilerlesin, teknik ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, Kur'an-ı Kerim'in medeniyetine, kurduğu medeniyete, bütün çağlar Kur'an'ın içinde olduğu için Kur'an'ın bir defa önüne geçecek hiçbir şey olmadı, olmayacaktır. Teknik, teknoloji, Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut olan Kur'an'ın verdiği emirler istikametinde insanlığın başarısıdır. Başarı tamamen Allah'tan ve İslam'dan gelmektedir. İslam'dan önce niye yapılmadı bunlar? Göklere hiç kimse niye çıkmadı? Gökler niye keşfedilmedi? Hazreti Muhammed Miraç'a çıkıp inmesinin anlamı nedir? Ey insanlık alemi, gökleri keşfedin diyor Hazreti Muhammed. Yerleri keşfedin diyor. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim diyor ve Hazreti Muhammed söylüyor. Yüce Allah dediği için oluyor bunlar. Allah böyle istiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini keşfedin. Kevni ayetleri, yani kainattaki yerlerin göklerin ayetlerini keşfedin. Bütün alem ilahi kanunlarla çalışıyor. Keşfedin diyor insanoğluna. Allah'ın ilminin yüceliğini, kudretinin büyüklüğünün belgelerini elde edin diyor. Keşif insanoğlunun dünyadaki kârıdır. Ama iyiye kullanırsa, bilim iyiye kullanırsa bilimdir. Kötüye kullandığın zaman bilimlikten çıkar, muzır bir hal alır. Bilim tamamen faydadır, fayda olmak zorundadır. Yoksa kötüye kullananların eline geçerse bunlar, işte o zaman insanoğlu durduğu evini kendi yakmış olur. Bastığı dalı kesmiş olur. İntihar etmiş olur farkında olmadan. Ve insanlığın da intiharını hazırlamış olur. Ve insanlığa en büyük kötülüğü yapmış olur. Cenab-ı Hak atom bombası yapın da insanlığı öldürün mü dedi size? Tabiatı bozun mu dedi? Gökleri, efendim havayı, suyu kirletin mi dedi? Ekosistemi tahrip mi edin dedi? Yoksa kanunları keşfedin, bilimsel faydada yarışın. Bilimde yarışın, faydada yarışın dedi. İslam faydadır. İslam tamamen rahmettir. Bütün peygamberlerle böyle geldi, Muhammed'le böyle devam etmektedir. Gelin şu faşizmi bırakın, ırkçılığı bırakın. Şu ideolojilerinizi bırakın, doğruları alın, yanlışları bırakın. İslam'ın evrensel ruhunda insanlığı birleştirin. İslam'ın evrensel ruhu tüm insanlığı kucaklamaya geldi. İslam düşmanlığını bırakın en başta. Muhammed düşmanlığını bırakın. Ve Kur'an düşmanlığını bırakın. Sizin yeryüzünde ebedi dostunuz ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed. Muhammed'e uzatılan diller hain dillerdir. Kur'an-ı Kerim'e uzatılan diller melundurlar. İnsanlığın düşmanı bunlar. Bilerek veya bilmeyerek. Gel, insanlığın dostudur, dostu olan İslam'ı, alemlere rahmet olan İslam'ı beraber tanıyalım, keşfedelim.
ve bütün insanlığın hayrına çalışalım. Evrensel barış İslam. Evrensel sosyal adalet İslam. Karıncayı incittirmeyen, bir kalbi kırdırmayan, bir kalbi incitmeyen, bütün gönüllerin sevgiyle dolup taşmasını içeren ve öngören ve emreden amir hükümlerin tamamen İslam'da olduğunu unutma. Bakara suresi 253. ayeti kerimede de peygamberlerin bir kısmının üstün kılınması, Meryem oğlu İsa'ya, dikkat et, Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik diyor. Cibril'le de destekledik diyor Cenab-ı Hak. Milletler ihtilaf ettiler. Küfredenler oldu. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Allah Celle Celaluhu dilediğini yapar. Dünya imtihan alemidir. Bu imtihanı kazanmanın birinci şartı Allah'ın emrine insanlığın girmesidir. İşte o zaman İslam tamamen Allah'ın emir ve kanunlar olunca bu kanunları insanlar tanısaydı savaşlar kökünden olmayacaktı. Barış egemen olacaktı dünyanın tümüne. Yine diyor ki seni eceline yetirip kendime yükselteceğim. Kıyametten önce Azrail canını alacak. Kime diyor bunlar? İsa Aleyhisselam'a. Bak dikkat et. Kıyametten önce Azrail canını alacak. Seni uyutacağım. Bu da Hasen'den ve Rebi'den gelen bir rivayettir. Bunlar da İslam'ın köklü büyükleridir. Bilim adamlarıdır. Muazzam bunlar da müfessir diller, kâşif diller. Ruh ve bedeninle alacağım. Bak burada buna da yer verilmiştir. Semaya yükseltinceye kadar veya 7 saat vefat ettirdi diyen bir zayıf rivayet de bulunmaktadır. Ama bu rivayet zayıftır. Ehli tevhid ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, ehli tevhid deyince Muhammed'in ümmetidir. Müslüman olan Hristiyanlar da bu sınıfın içindedir. Küfür sıfatı olan Yahude silah ve delil bakımından üstün gelecektir. Kim? Buraya dikkat et. Tevhid inancında olan bütün Müslümanlar ve tevhid inancını kabul eden Hristiyan ve Yahudiler de dahil. Bu tevhid inancı içinde olanların hepsi Müslümandırlar. Küfür sıfatı olan Yahudilere ve küfür sıfatı olan diğer herkese silah ve delil bakımından üstün gelecektir. Nereden ne zamana kadar? İla kıyamet, kıyamete kadar. Üstünlük tevhid imanındadır. Her konuda tevhid imanından yana olan herkes Müslümandır. Tevhid imanının la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir. Son peygamberidir. Evrensel bütün cihan peygamberidir ta kıyamete kadar. Bütün milletlerin peygamberidir. Ve Muhammed'in getirdiği amentünün, onun şeriatındaki amentünün içinde bütün geçmişin peygamberleri ve ilahi kitapları bulunmaktadır. Geleceğin bütün belgeleri bulunmaktadır. Üstünlük buradadır. Ama ben bunlara inandım deyip de yan gelip yatarsan, o zaman tabii ki silah gücü ne yapar? Maddi güç
küfrün eline geçerse insanlık buradan zarar görür. Bütün insanlık. Buna da müsaade yok. Ehli iman görevinin başında olacak. Tevhid imanında olan görev başında olacak. Küfürden daha iyi çalışacak iman. İman tam bir kahramandır. Yenilmez bir kuvvettir. Esaret kabul etmez. Bütün değerlerin tamamı imanın kendisindedir. İman tam güven, tam emniyettir. İşte Kur'an-ı Kerim'in İsa konusundaki anlayabileceğimiz kadar bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bunların keşfiyle uğraşanlarla, onların keşifleriyle kendi keşfimizi ve dirayetimizi birleştirdik. Bu gerçekleri sizlerle paylaşmaya çalıştık ki hakiki ve genel üstünlük, işte bu tevhid, İslam'ın tevhid inancındadır. Bütün peygamberlerin imanı tevhid imanıdır. İsa'nın imanında hiçbir zaman salisü selase Allah ikidir, üçtür inancı İsa'da yoktur. Musa'da yoktur, diğer peygamberlerde yoktur. Zaten Hazreti Muhammed ise geçmişin yanlışlarını ortadan kaldırmış, bütün hak ve gerçek olan her şeyi ortaya koymuş ve tam bir cihanda devrim yapmış, tam bir inkılap yapmıştır. Hazreti Muhammed'in inkılabından sonra dünyada çeşitli ülkelerde reform ve rönesanslar başlamıştır. Hayırlı hamlelerin, şuurların tamamen hamlesi İslam'ın devriminden sonradır. İslam putları devirmiş, şirki devirmiş, küfrü devirmiş, zulmü devirmiş. Sosyal adaleti zulmün karşısına dikmiş. Tevhid imanını şirkin karşısına dikmiş. Bilimi ve bilimsel ilim irfanı cehaletin karşısına dikmiş. Ve bütün mikropların karşısına onun pan zehirini ortaya koymuş. Onun kimyasını, en güzel devasını ortaya koymuş. İslam kendi başına A'dan Z'ye koruyucu hekimliktir. Bütün insanlığın, bütün tabiatın koruyucu hekimliği İslam'dadır. Bir örnek gerekirse, içindeki kirleri, şirki, şirk necistir, pisliktir. Allah'a iftiradır. Şirki, küfrü, nifakı iç dünyandan, fasıklığı, facilliği iç dünyandan alıp atıyor, kötü ahlakı. Kirleri, pasları, mikropları dış dünyandan alıp atıyor. Seni de, insanlığı da, ekosistemi, kainatı, tabiatı da korum altına alıyor. Çünkü İslam Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın kanunları hem insanlığı korumaya gelmiş, kurtarmaya, hem tabiatı, kainatı korumaya gelmiş. Tabiat da Allah'ın kendi mülküdür. Allah'ın kanunlarıyla çalışır, işler. İslam da Allah'ın kanunlarıdır. Bunun için İslam'ın ne olduğunu, kainatın ne olduğunu, bu mülkün sahibinin, gerçek hükümdarının kim olduğunu, insanoğlunun niçin yaratıldığına şöyle bir bak. Bütün alemler insan için yaratıldı. İnsan Allah'ın yeryüzünde halifesi olarak yaratıldı. Ve ilahi kanunları uygulamak, Allah'ın hükümranlığını tanımak üzere yaratıldı. Allah'ın mülkünde sen Allah'ı tanımam dersen, o zaman bunun hesabını o tanımadığın eşsiz muktedir hükümdara, Allah'a ve Allah'ın ordularına hesap verirsin. Allah'ın orduları şu anda
bu alemi kuşatması altında tutuyor. Allah'ın kudreti her şeyi ihat etmiş, kuşatmıştır. Rahmeti her şeyi ihat etmiştir. Azabı, şiddeti, onun kazabı, şiddetli azabı her şeyi kuşatmıştır. Kim neye müstahaksa onunla kuşatılmıştır. Allah'tan kaçış olmaz. Seni yaratan, hayat veren o, öldürüp diriltip mahşere getirecek o. İster inan ister inanma. Bu senin bileceğin iş. Ben seni seviyorum. Bu gerçekleri, hakikati seninle paylaşıyorum. Sen sevmiyorsan o senin bileceğin iş. Ben Rabbimi seviyorum. Rabbimin yarattıklarının tamamını seviyorum. Çünkü Rabbimin yarattıkları. Rabbimin yarattığı sevilmez mi? Ancak sevmediğim bir şey var. Kim o? Allah'ın sevmediği, Allah'a karşı küfür, şirk ve nifak ve zulüm. İşte biz bunları sevmiyoruz. Sevemeyiz. Ölürüz sevmeyiz. İşte burada hangi zorba, hangi dayatmada bulunursa bulunsun, burada çatışma vardır ve olacaktır. Burada çatışma vardır ve olacaktır. Çünkü ben insanlığın hayrına çalışmaya mecburum. Allah'ın emrini yapmaya mecburum. Zorbaların dayatmasına inanmaya, yapmaya mecbur değilim. Çatışma burada vardır, olacaktır. İşte burada dünya menfaatta, faydada, insanlığın faydasına olan hayırda, faydada dünya birleşmesi gerekiyor. O zaman zulüm, terör ortadan o zaman kalkar. Bir tarafın hakkını yiyeceksin, sömüreceksin, kanını emeceksin, lordlar aleminde yaşayacaksın, göbek üstüne göbek yiyeceksin, sermaye üstüne sermaye yığıp birilerinin hakkını yiyeceksin, hakkını vermeyeceksin. Dengeleri sağlamayacaksın. Eşitlik ve adaleti yerine getirmeyeceksin. Ondan sonra da dünyada terörü önleyeceğini zannediyorsun. Ey gafil! Ey cahil! O sömüren taraflar var ya, senin sömürdüğün taraf gözüne perde olmuş. Katilin gözüne kan sıçramış, o kan gözüne perde olduğu gibi o senin sömüren, insanlığın kanını emdiğin şeyler var ya, gözüne perde olmuş. O sırtlan yağları gözünde perde olmuş. O perdeleri gözünden sıyırıp alabilmen için bir defa Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri kabul etmen lazım. Sen sırtına hangi cübbeyi giyersen giy, omzuna hangi rütbeyi koyarsan koy, hangi mevkiye, makama oturursan otur, hangi sermayeyi elde edersen et, gözündeki perdeler hakkın eğer hakikati sana göstermiyorsa, yarın Azrail'in elinden nereye gideceksin? O perdelerle kalbin mühürlü, hakikati kabul etmiyor, imanı kabul etmiyor, küfürden ayrılmıyor, şirkten ayrılmıyor, kendi şehvetine tapar halinde Azrail'e yarın can vereceksin. Sen de vereceksin, ben de vereceğim. Hepimiz vereceğiz. Canlı olanın tamamı ölümü tadacak. Allah'ın huzuruna her insan, cin ve mahluk hesap vermeye gelecek. Doğruları söylemek, paylaşmak zorundayız. Doğruyu sana söylemeyen senin dostun değildir. Açıkça konuşalım. Eğer doğruyu söylemeyen varsa, kavuk sallayan, sana yağ yakan, yağlayan, yuvarlayanlar var ya, işte bunlar dostun değil. Tarih boyunca İsa'ya küfreden aleyhisselam, İsa şerefli bir peygamberdir. Ve
Allah'ın kuludur, Meryem'in oğludur. Tarih boyunca İsa'ya küfreden, küfürü kendine sıfat olan Yahudiler ki Siyon Yahudisi ne yaptı? İsa'yı çarmıha germek istedi. Zekeriya'yı, Yahya'yı ve birçok peygamberleri bunlar katlettiler. Nitekim küfür bunlara sıfat oldu. Ve aynı zamanda bu küfrü kendine sıfat yapan Yahudiler Hristiyanlara üstün gelememişlerdir. Titoslar, Buhtun Nassarlar, Firavunlar, Hitler, İspanyollar gibilerin zulmüne çarpılarak gelmişlerdir. Şimdi Yahudinin durumu böyle. Ama gelelim şimdi Hristiyan'a. İsa'ya iman edeceğiz diye Allah'a şirk koşan, küfreden Hristiyanlar da dünya ve ahiret küfrün cezasından kurtulamayacaklardır. Bunların İsa'ya küfrü nedir Hristiyanlara? Bunlar iman edeceğiz diye şirk koşmuşlardır. Yani Allah'ın oğlu demişlerdir, ilah demişlerdir. Bunlar da şirke saplanmışlardır. Böylece küfre girmişlerdir. Hristiyanlar da bu yüzden dünya ve ahiret küfrün cezasından kurtulamayacaklardır. Ancak İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in getirdiği tevhid imanına inananlar hariç. Şunu kimse unutmasın. İman küfre daima üstündür. Unutma bunu. Üstünlük imandadır. Alçaklık, aşağılık, ebedi zillet küfürdedir. İman küfre üstündür. Tevhid, şirk ve ihtilafa üstündür. Buraya dikkat et. Tevhid, şirk ve ihtilafa üstündür. Doğruluk, hileye üstündür. Adalet, zulme üstündür. Allah Celle Celaluhu masivallaha yani Allah'tan başka her şeye üstündür. Allah, Allah'tan başka masivallah deniyor ki buna Allah'tan başka her şeye üstündür. Hakim ve üstünlük tamamen Allah'a aittir. Hakimiyet ondadır, üstünlük ondadır. Ebedi ve ezeli. Allah hileleri boşa çıkarandır. Allahu hayrul makirin. Yine Bakara suresinin 124. ayetine de baktığımız zaman nice gerçekleri orada da tanımış olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her kelimesi, her cümlesi, her ayeti orada bize yüce bir hakikati ifade eder. Yine zooloji bilginleri, hayvanatla ilgili bu bilginlerin tercihi Medine'deki nutfe yani menideki nutfe sperma hayat bitki hayatıdır diyorlar. Zooloji bilginleri diyor bunu. Yani nutfedeki spermadaki hayat bitki hayatıdır diyorlar. Nesnas yarısı insan, goril, şempanze, orangutan vesaire gibi isimler verilmiştir Nesnas'a.
Bu anlamlar verilmiş. Şimdi Allah insanın Celle Celaluhu bir defa yaratılışını ortaya nasıl yarattığını ortaya koyduktan sonra Yüce Allah İsa'nın da aleyhisselam yaratanı ve Rabbidir. Hem insanı İsa da bir insan olduğu için Allah İsa'nın da aleyhisselam yaratanı ve Rabbidir. İsa aleyhisselam Meryem'in oğludur. Allah Celle Celaluhu'nun oğlu değildir, haşa sümaşa olamaz. Yusuf'un da oğlu değildir. Şimdi Yusuf Meryem'in nişanlısıydı falan filan gibi sözler de bulunmaktadır. Öyle bir durum da yoktur diyor. Yine yüksek vasıfları içeren bir tevhid delilidir. Kim? İsa'nın yaratılışı tevhid delilidir. Ne demek? Ona Cenab-ı Hak peygamber olarak onu görevlendiriyor. Bir Allah'ın kulu olarak bütün insanlığa Allah'ın birliğini duyurması ona görev olarak veriliyor. Ve burada yüksek vasıfları içeren bir tevhid inancıdır. Ve tevhid delilidir. İsa'ya işte kelime denmesinin anlamı kelimeyi tevhidden gelmektedir. Tevrat'ta da Adem topraktan yaratılmıştır der. Bak Tevrat da aynı şeyi söyler. Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı der. İlahi kitaplar bozulmadığı müddetçe doğru söylerler. Şimdi eğer Tevrat'ı bozmasalardı, İncil'i bozmasalardı, bir defa onlarda da ne vardı? Doğru bilgiler vardı. Tahrif ettiler. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim hepsini yeniledi. Yaratma kanunu ile Allah Teala yaratmanın hepsini biliyor. Her türlü yaratılışı. Ne türlü dilerse ona kadir. Şimdi müteşabihler kendilerine uygun bir misal veya bir kanuna irca ile açıklanır, yorumlanırlar. Şimdi müteşabih ayetleri ne yapılır? Muhkem ayetlerle açıklarsın. Veya manasını Allah'a bırakırsın ve bir kısmında rasih ulemaya bırakırsın. Müteşabihler kendilerine uygun bir misal veya bir kanuna irca ile açıklanır. Kanun nedir? Yine Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini öbür ayetiyle, Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kanundur. Öbür kanunla ne yapılır? İkisi de ilahi olarak ancak böyle yorumlanabilirler. Herkesin keyfine göre Kur'an yorumu yapılamaz. İstikra, tüme varım kanunudur. İstintac, sonuç çıkarma kanunudur. Tümel, külli bir kanundur. İstitlal, delil ile sona varma kanunudur. Hayat bilgisinde monomer, canlı olanlar bunlar. Dikkat edin, monomerler, canlı olanlar, diamerler, analı veya analı babalı olanlar. Şimdi diamer, kimisi analı ama babası yok, İsa gibi. Veyahut da analı babalı olanlar. Hüveyin, görünmeyen küçük yaratıklar. Şimdi diamere dikkat et. Diamerde analı olan var. Analı babalı olanlar var. Bir de Hazreti Adem'in durumuna bakın. Yoktan yaratılıyor. Tam bir
yoktan var edilişle yok, var ediliyor. Adem zaten yok demektir. Yoktan var ediliyor. Şimdi diyamerin içerisinde ve diğer kanunların içerisinde şöyle bir bakın. Kanunlar koyan Allah'ın kendisi, bir de bütün yoktan her şeyi yaratan kendisi. Bu kanunları koymadan ve bu kanunların tamamına hakim olan kudret kendinin. Çünkü kanun koyucu, yaratıcıdır kanun koyan. Yaratamayan kanun koyamaz. Şunu yarattık, bunu yarattık diyenlere gidin bir sinek yaratın bakayım desen kimse bir karınca bir sinek yaratamaz. Ama şunu yarattık, bunu yarattık diyor. Cenab-ı Allah'ın verdiği kudret ve kuvvetle, beceriyle şunları Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla başardık demeleri gerekir. Kul kesbeder, Allah halk eder. Kul Allah'ın verdiği kuvveti ne yapar? Kullanır. Allah Teala da onun halkını yapar. Kul yaratıcı değildir. Allah'ın verdiği kudreti, kuvveti kullanır. Ve bir madde yaratmaz, yaratılmışları keşfeder. Kul hiçbir zaman yaratıcı olmaz. Allah'tan başka yaratıcı bulunmaz da onun için. Hüveyn, bir de görünmeyen küçük hayvancık canlılar var. Şimdi o kadar mesela canlı çeşitleri var. Kalem ucu kadar bir noktada ne kadar canlılar yaşamaktadır. Bunları görebiliyor musun? Göremiyorsun. Mikroskopların gördükleri var. Gösterdik, görünmesine vesile olan aletler var. Hala görünmeyenler var. Dikkat et bunlara. Bir de büzeyir, tohum taneciği olduğu kabul ediliyor. Büzeyir. Buna da tohum taneciliği deniyor. İşte tamam, tohum taneciği olduğu zaman tohumu kim yarattı? Yine yaratıcıya ihtiyaç var. İşte o da yine yaratıcı kudret ve kuvvet Allah'ın kendisidir. Onun sahibi ancak Allah Teala'dır. Elem yekü nutfeten min meniyyi yümna. Ne diyor? Bu insanoğlunun işte bir spermadan yaratıldığını açıkça söylüyor. Kıyamet suresi 37. ayet-i kerimede. O döl yatağına atılan meninin içinden bir nutfe, siperim değil miydi diyor Cenab-ı Hak. Ey insanoğlu, sana söylüyor, bana söylüyor. Ne diyor? O döl yatağına atılan meninin içinden bir nutfe, siperm değil miydi diyor. Dikkat et, idrakini, zekanı, aklını imanınla birlikte kullan. İmanın, aklın, bütün kuvvetlerin vahyi ilahi olan Kur'an-ı Kerim'den ilham alsın. Gerçek dersini Kur'an'dan almak demek, Allah'tan ders almak demektir. Sünneti bilmek, Kur'an'ı bilmek, Hazreti Muhammed'in okulunda okumak demektir. Bunun dersleri Allah'tan gelmiştir. Arş-ı Ala'dan, Levh-i Mahfuz'dan gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, bir paşanın, ağanın, bir bilim adamının yazması değil, Yüce Allah'ın kendinin gönderdiği ilahi kelamdır. İdrak, anlayış, mekanik, zerresel, kimyasal harekete dönüşebiliyor. Dikkat et, idrak, anlayış, mekanik, zerresel, kimyasal harekete dönüşebiliyor. Arş,
marş ile bir ordu hareket edebiliyor. Dikkat et. Arş marş ile bir ordu hareket edip yürüyebiliyor. Bütün alemlere işte arş marş emrini, bu bir temsildir, teşbihtir. Efendim, bütün alemlerin hareket emrini Allah veriyor. Bütün muharrik, kudret ve kuvvet kendisinde. Hareket emri onda. Şimdi kelimeler, yol gösterici, alamet ve ayettirler. İsa'nın kelime ne demektir? Bunun üzerinde bu kelimeler iyi keşfedilirse, yanlış sapmalara efendim tabii ki mahal kalmaz. Kelimeler yol gösterici, alamet ve ayettirler. Onun için İsa Aleyhisselam da Beni İsrail oğullarına tevhid imanını onlara aşılamak, şirki küfrü ortadan kaldırmak, yol göstermek için gelmişti. İşte kelime burada yol gösterici, alamet ve ayettirler. İsa'nın kelime oluşunda da bu manalar bulunmaktadır. Yine Necranlılar, bir kelimetin minhü, bu buradaki ondan bir kelime, yani İsa'ya, İsa Allah'tan bir kelime kelimesine, bak bunu anlayamadılar. Ama İslam dini, Hazreti Muhammed başta ne güzel anlattı insanlara tevhid inancını. Kelime Allah'ta bir cüz değildir. Buraya dikkat et. Kelime Allah'ta bir cüz değildir. İsa Aleyhisselam kelimedir. Allah'tan bir parça değildir, Allah'ın kuludur. Hiçbir şey Allah'tan bir parça, Allah'tan bir cüz değildir. Kudretiyle Cenab-ı Hak, kemal sıfatlarıyla, bütün yüce isimleriyle muttasıftır. Onda ittihat, intizac, azalma, çoğalma diye bir şey düşünülemez. Hulül, tenasu, Allah için bunlar düşünülemez. Bunları düşünenler şirke saplanırlar. Bunun için bütün derslerimizi baştan sona İyi anlayıp dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in hem öz anlamından hem de keşfinden ve hayat veren derslerinden Allah'ın lütfu keremi, hidayetiyle, tevfik ve refikiyle hayat bulacaklardır. İşte birlikte hep beraber hayat bulalım diye çırpınıyoruz. Allah'ın kulu İsa Aleyhisselam, dikkat et buraya. İsa bir Allah'tan kelimedir ama Allah'ta bir cüz değildir. İsa kelimedir, Allah'ın kuludur. Peygamberidir. Meryem'in de oğludur. Dikkat et. İsa Meryem'in oğludur. Allah'ın kuludur, peygamberdir. Allah'tan bir cüz değildir. Ancak bir kelimedir. Kelimenin anlamını da önceden gösterdik. Ne demek? Yol gösterici, alamet ve ayettir. Bunun içinde her peygamberde üstün mucizeler vardır. Her mucize ayet olarak nitelendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün içindeki cümleler, içindeki kelimelerden meydana gelen cümleler, sureler, ayetler, bunlar Allah'ın
kelimeleri kelamıdır, ayet diller. Kainatta kendi ayetlerdir. Ama dikkat ederseniz kainat tamamen mahluktur. İsa da Allah'ın yarattığı kuldur ve yaratılmıştır. Yaratan kimse olamaz. Muhammed de olamaz, İsa, Musa da olamaz, İbrahim de olamaz. Kimse yaratan olmaz. Allah'ın bunlar kullarıdır. Üstün ve çok şerefli kullarıdırlar. Bunun için buraları iyi anlamalı, kulu ilahlaştıran kişi şirke düşer. Kendine yazık eder, sapıttıklarına da yazık eder. Müslüman ve insan doğru tevhid inancında olmalı, başkalarının hidayetine vesile olmalı, sapmamalı, saptırmamalı. Kimsenin sapıtmasına vesile de olmamalı. Ey Nasrani, iyi anla diyor. İsa'yı doğru anla. Herkese bu çağrıda bulunuyor. İsa hakkında yanılan, mesela Hristiyanlık, yine Üzeyr hakkında, Tevrat, Musa hakkında yanılan Yahudilik, efendim, tevhid inancında olduğu halde Müslümanların içinde birilerini ilahlaştıran ve bir liderinin fikirlerini Kur'an'ın önüne koyan, ilahi nizamın kanunlarını, Allah'ı ve İslam şeriatını, onun kanunlarını tanımayan Müslümanların içerisinde de efendim liderini, üstadını ilahlaştıran, ne kadar yanlış, tevhidden uzaklaşmış, tevhide ters düşen zihniyet varsa, bu kim de olursa olsun, bu yanlıştır. Türk'te de yanlıştır, Arap'ta da. Müslümanlarda da bu yanlış varsa orada da yanlıştır, ama İslam'da yanlış yoktur. Burayı iyi anlayın. Müslümanların, Müslümanın diyen birilerinde bu yanlışlar varsa, Hristiyan'da, Yahudi'de bu yanlışlar varsa, İslam, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın tevhid kanunları ne yapıyor? Bütün yanlışları ortadan kaldırıp tevhid imanını ortaya koyuyor. Kabul eder etmez. Herkes kendi bilir, ama biz de doğru söylemeye mecburuz. Çünkü Allah-u Teala'nın huzurunda, büyük mahkemede hesap vereceğiz. Doğru olmayan her kelime başımıza bela olacaktır. Boynumuza vebal olarak oraya geleceğiz. Günahlarımız, sevaplarımız boynumuzda takılı olarak oraya geleceğiz. Doğru gidelim, doğru anlayalım gerçekleri. Birbirimize doğruları söyleyelim ve faydalı olalım. Birbirimize yanlış, yalan yanlış şeylerle zararlı olmayalım. Bütün mesele bu. Biz Allah'ın kullarıyız. Birbirimize faydalı olmak zorundayız. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Necranlılara dedi ki, Necran Yahudileri, Hristiyanlarına, bunlar Hazreti Muhammed'e şeyler söylediler. Peygamberimiz bunlara yalan söylüyorsunuz dedi. Allah'a çocuk edindi demeniz dedi. Hristiyanlar geldiler peygamberimize, Necranlılar. Kendilerini doğru dürüst göstermeye çalıştılar. Peygamberimiz onlara yalan söylüyorsunuz. Allah'a çocuk edindi demeniz, yani İsa Allah'ın oğlu demeniz, domuz eti yemeniz, haça secde etmeniz
sizin Müslüman olmanıza engel oluyor dedi. Siz bunları yaptığınız müddetçe dedi, Müslüman olamazsınız dedi. Gelin, eğer dedi kendinizi doğru kabul ediyorsanız dedi onlara peygamberimiz, lanetleşelim dedi. İşte 60. ayet. Yalancı kim Müslüman deyince kaçındılar. Yalancı kim? Doğru kim? Efendim, gelin lanetleşelim dedi. O zaman korktular, kaçındılar. Çünkü karşılarında İncil'de öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıkları Muhammed var. Ama bir türlü inanamıyorlar. Tevrat'ta öz oğullarını bildikleri gibi bildikleri Muhammed karşılarında. Son cihan peygamberi. Tevrat bunu yazıyordu, İncil'de anlatıyordu. İsa müjdesini vermişti. Böyleyken iman edenler olduğu gibi iman edemeyen dünyadaki Müslüman olamayan kitlelere bir bakıverin. Neticede bunlar lanetleşmekten kaçındılar, cizye vermeye razı oldular. Yani vergi vermeye razı oldular. İslam'ın hakimiyetini kabul ettiler. Peygamberimiz Necranlılara yine Müslüman olun deyince, biz senden önce Müslümanız deyince, Peygamberimiz siz yalan söylüyorsunuz dedi ve onların bir defa Allah'a nasıl iftira ettiklerini, İsa Allah'ın oğlu dediklerini, domuz eti yediklerini, haça taptıklarını ve birçok yanlışlarını, şirklerini ortaya koydu. İşte ondan sonra lanetleşmekten de kaçınınca vergi vermeye razı oldular. Çünkü yanlış doğrudan kaçar. Doğru kimseden kaçmaz. Doğru hak ve hakikattir. İslam bütün doğruların bizzat kendisidir. Geçmişin şahidi, geleceğin tüm belgeleri İslam'da mevcuttur. Yine Kurtubi, Vahidi gibi büyük bilim adamlarımız, İslam, yani Müslüman olun dedi onlara peygamberimiz, onların kayıtlarında bunlar bulunmaktadır. Yine Müslim'in de rivayetinde vardır. El-i Bahrul Muhit'te de mevcuttur ki, peygamberimiz onlara ya Müslüman olun ya cizye verin veya savaş teklifi yaptı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, onlar cizye vermeye razı oldular. İslam devletinin uyruğuna girdiler. Hain Yahuza'yı İsa'ya aleyhisselam benzetti Cenab-ı Hak. O casus, havarilerin içindeki casusun adı Yahuza'dır. Efendim, başka isminin bulunduğu da rivayet olunmaktadır. Dolayısıyla işte çarmıha gerilen İsa değil, Yahuza'dır. Onun ihanetinden dolayı, casusluğundan dolayı Cenab-ı Hak Yahuza'yı İsa'ya benzetti ve onu çarmıha gerdiler. Kendi adamlarını çarmıha gerdi Siyon Yahudileri. İsa'yı çarmıha gerdik zannettiler. İsa'ya üzeyre ibadet etmeleri gibi. Şimdi bakın, İsrail Üzeyr'i Allah'ın oğlu der ve ona ibadet ederler. Tanrı tanırlar ki ne kadar yanlış ve yazık oluyor. Hristiyanlar da İsa'ya
ibadet etmeleri gibi. Ona tapınıyorlar. Kul kula tapınıyor. Halbuki peygamberler kendine tapınmayı şiddetle yasaklamışlardır. Bütün peygamberler Allah'a çağırmışlardır. Kendilerinin getirdiği, Allah'ın ortaya koyduğu İslam şeriatıdır. Kendisine hiçbir zaman tapınmaya müsaade eder mi bir peygamber? Ve normal bir insan da bunu yapamaz. Bunu yapmak için deli olmak lazım. Veyahut da tam putperest olmak lazım, muhafazan Allah. Onun için kıymetli efendiler, İsa da doğruyu söyledi, Musa da doğruyu söyledi, geçmiş peygamberler de doğruyu söyledi. Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim bütün doğruları tasdik eyledi ve himayesini aldı. İslam koruyucudur aynı zamanda. İsa'nın, Musa'nın, tüm peygamberlerin tamamen koruyuculuğunu yapar ve musaddiktir, müheymindir. Bunun için İslam dini geçmişin değerlerini korur. Çünkü bütün belgeler kendindedir. Yine 64. ayet-i kerimede vicdan birliği, iman birliği, buna dikkat et. Vicdan birliği, iman birliğidir. Dini gelişmeler, vicdanın bütünlüğünde ve genişliğindedir. Dini gelişmeler, vicdanın bütünlüğünde ve genişliğindedir. İman birliği, vicdan birliği olmadan, vicdanlar gelişmeden, dinin yüceliğini o vicdanlar, onun dinin genişliğini insanlar anlayamaz. Dar vicdanlar, uçsuz bucaksız rahmet dini, İslam'ı kavrayamazlar. Onun için bir defa bütün dinin bütünlüğünde, vicdanların bütünlüğünde, yine iman birliğinde ne yapar? Gelişmeler devam eder. Burada eğer vicdanlar birleşir, imanlar birleşirse, işte o zaman bir gelişme, bir genişlik ortaya çıkar. Bölünmeler, parçalanmalar, iman birliği yoksa, bölünme, parçalanma varsa, vicdanlar daralmışsa, orada genişleme, gelişme olmaz. Yükselme de olmaz. Eğer bu dünyada tamamen gelişim, genişleme, ilerleme, yükselme isteniyorsa, bir defa dünyanın barış dini, vicdan birliğini, iman birliğini ortaya koyan, evrensel ruhuyla insanlığı kucaklayan, bütün ruhları, vicdanları içine alan, bir defa İslam'ın sulh ve barışı, tevhid inancı, onun yeryüzündeki hakimiyeti sağlanmalıdır. İşte İslam birliği demek, vicdanların birleşmesi demektir. İmanların birliğidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, iman eden ehli kitaba, siz hani papaların ve diğerlerinin sözlerine yalnızca onların sözleri olduğu için itaat etmez miydiniz diye sordu. Bunlar da evet dediler. İşte dedi, o onları Rab edinmektir dedi. Dikkat et, bu Müslümana da bir derstir, Hristiyana da derstir, Yahudi'ye de, başka milletlere de derstir. Dikkat et buraya, Hazreti Muhammed iman eden ehli kitaba, Müslüman olanlara söylüyor. Siz hani diyor, papaların
ve diğerlerinin sözlerine yalnızca onların sözleri olduğu için itaat etmez miydiniz? İşte o onları Rab edinmektir diyor. Ey Müslüman, Peygamberimizin bu sözüne dikkat et şimdi. Eğer sen birilerinin sözünü Kur'an'ın yerine koymuşsan, Allah'ın sözünü bırakmışsan, o kimin sözünü Kur'an'ın Allah'ın sözünün yerine koymuşsan, onlar senin Rabbindir. Allah Rabbin değildir. Rabbin desen de aynen işte Müslüman olan Hristiyanların itiraf ettiği gibi tevhide ulaşınca itiraf edeceksin. O duruma düşmeden, aradan zaman geçmeden Allah'ın emirlerinin yerine kimsenin emrini koyma. Allah'ın kanunlarının yerine kimsenin bir şeyini koyma. Lideri miydi, önderi miydi, şubenin bilmem neyi miydi? Bunları bir defa Allah'la kendi arandaki bu tabuları, putları yık. Allah'ın hükümranlığını ve onun kanunlarını katıksız katkısız tanı. Allah'ın emirlerinin yerine kimsenin emrini koyma. O zaman başkaları Rabbin olmaz. Sadece Allah Rabbin girişti o zaman. Cenab-ı Hak tevhid imanını bütün dünyanın kalbine Allah, bütün insanların ruhlarına, kalplerine yerleştirsin. Bizim hidayet temennimiz, dileğimiz budur. Hidayet Allah'tandır ama tebliğ etmek bizim gibi dünyada imkanı olan bütün Allah kulları da tebliğ edebiliyorsa etmelidirler. Kitap ehli kelimeyi dağıttılar. Kitap ehli kim? Hristiyan, Yahudiler. Bak, kelimeyi dağıttılar. Hakkı billemekten uzaklaştılar. Yazık oldu. Kendilerine yazık ettiler. Kelime dağıtılır mı? Kelime nedir? İsa Allah'ın bir kelimesiydi. Kelimeyi, tevhidi ortaya koydu. Yani Allah'ın birliğini. Bu kelimeyi onunla ne yaptılar? Parçaladılar. Şirke dönüştürdüler. Allah üstür dediler. Hakkı birlemekten ne yaptılar? Uzaklaştılar. Yine Bakara suresi 124. ayette İbrahim'in aleyhisselam denenmesine böyle şöyle bir bak. İbrahim aleyhisselam Allah denedi Nemrut karşısında. Nemrut ona ateş attı. Bak, Nemrut'a taviz vermedi, tevhid inancından taviz vermedi. İbrahim tam bir hanif, tevhid imanıyla parlayan bir ülülazım peygamberidir. İman tayin edilmesi, İbrahim imtihanları kazandıktan sonra aleyhisselam Allah onu ne yaptı? İmam tayin etti. İmam ne demek? Önder ve peygamberlik, önderlik, peygamberlik. Soyundan da deyince zalimlere imamlık, önderlik vermem dedi Cenab-ı Hak. Buraya da dikkat et. İbrahim'in soyundan, İsmail'in soyundan Hazreti Muhammed geldi. İshak'ın soyundan da kim geldi? İshak'ın soyundan da diğer birçok peygamber geldi. İsa'ya kadar. Ama İsmail'in de soyundan Hazreti Muhammed geldi. Niye Hazreti Muhammed'e atladı? İbrahim'in soyu öbür taraftakiler ne yaptı? Peygamberlerin yolundan saptılar. Zalimlere peygamberlik verilir mi? Cenab-ı Hak her şeyi bilen Allah işte onlardan imamlığı aldı, peygamberliği aldı, önderliği aldı. Kıyamete kadar Hazreti Muhammed'e verdi.
İbrahim aleyhisselam ve Musa arasının 1000 sene olduğu rivayeti vardır. Musa ile İsa arası da 2000 sene olduğu söylenmektedir. Bunun için şöyle bir bakın, bir Musa ile İsa arası 2000, İbrahim ile Musa arası 1000 sene, İsa ile de Hazreti Muhammed'in arası 570 sene olduğu rivayetleri vardır. Vallahu veliyyül müminin. Cenab-ı Hak ne diyor? Allah müminlerin velisidir diyor. Gerçek dost, gerçek yardımcı bir defa Cenab-ı Hak'tır. Üzeyre aleyhisselam İsa'ya aleyhisselam ibadetleri gibi, ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar size bazı şeyleri haram helal kılmadı mı dedi. Yani şirkin içinde bulunan Yahudi ve Hristiyanlara söyledi Peygamberimiz. Hahamlar, papazlar size bazı şeyleri helal kılmadı mı dedi. Yani dinini, kendi dinlerini bozdular. Bazı şeyleri haram, bazı şeyleri helal kıldılar. Halbuki Allah'ın helal dediği helal, haram dediği haramdır. Allah'tan başka bir şeyi haram etme, helal etme kimsenin selahiyetinde değildir. Hahamlar, papazlar böyle yaptılar. İşlerine gelene helal dediler, işlerine gelmeyene haram dediler. Peygamberimiz bunu söyledi. Onlar size bazı şeyleri haram, bazı şeyleri helal kılmadılar mı dedi o hahamlar, papazlar. Onların sözüne uydunuz, işte bu onlara ibadettir, onlara tapmaktır dedi. Bazı sistemler dayatıyor millete, benim dediğimi yapacaksın diyor. Kendini tanrı yerine koyuyor, kendi şeriatını dayatıyor. İlahi şeriatı da yok etmeye çalışıyor. Bu işte dayatmadır. Bu dayatmalara karşı İslam bütün imanları, bütün vicdanları bir araya toplar ve dayatmaya, zorbaya karşı koyar. Bu insanlık aleminin ve bütün mahlukatın Allah'ı birdir. O bir olan Allah'ı bırak, benim dediğimi yap diyor birisi. Senin dediğini yapamaz tevhid imanında olan hiç kimse. Niye? O Rabbisinin dediğini yapacaktır mecburen. Çünkü Allah'ın kuludur. Hakikat budur. Bismillahirrahmanirrahim. El hakku min rabbike fela tekun minel münterin. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ. Yüce Rabbimizin yüce ayetlerinin şöyle bir anlamına bir bakalım. Bu hak gerçek senin Rabbindendir. Ne hak varsa, ne hakikat gerçek, işte İslam ile Kur'an'la ortaya konmuştur. O halde şüphecilerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra
artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. Peygamber yalan söyler mi? Söylemez. Kur'an yalan söyler mi? Söylemez. Ne oldu? Kendinde yalan olan, İncil'i, Tevrat'ı bozanlar, Müslüman olmaktan da kaçınanlar ne yaptılar? Lanetleşmekten korktular, kaçtılar. Cizye, vergi vermeye razı oldular. İşte İsa hakkında söylenen gerçek kıssa budur. İnne hâze lehüvel kasasul hakku ve mâ min ilâhin illallah. Ve innallâhe lehüvel azizül hakim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kimse ilah olamaz. Bir tek Allah vardır. Başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Yani azizdir, hakimdir. Fe in tevellev fe innallâhe alimun bil müfsidin. Eğer haktan yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah bozguncuları çok iyi bilendir. Kim ne hak ettiyse hak ettiğini de verendir. Zulümden de münezzehtir. Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum ella na'bude illallahe ve la nüşrike bihi şey'en ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah fe in tevellev fe gulu şhedu bi enna müslimun. Bu ayete bütün Hristiyan alemi, Yahudi alemi ve tevhidden uzaklaşan ne kadar insanlar varsa, kendini Müslüman sanan ama tevhidden uzaklaşan o sahte Müslümanlar da buraya dikkatle, bu ayete dikkat etsinler. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Şirk koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Buraya da dikkat. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Müslümanların içerisinde de Allah'la kulun arasına birileri girmiş, adam Allah diyemiyor. Falan da falan diyor, filan da filan diyor. Liderim de liderim diyor, şeyhim de şeyhim diyor. Bir türlü Allah diyemiyor, tevhide ulaşamıyor. Şimdi bu Hristiyan aleminin başında, Yahudi aleminin başında sapasağlam İslam ortadayken İslam'ı anlayamayan, kavramayan, anlamak istemeyen sahte Müslümanların da düştüğü hata burada. Ehl-i Sünnet vel Cemaat üleması, bütün müçtehitlerimiz akaidde, kelamda, tevhidde bir defa gerçek İslam'ın tevhid inancını ortaya koymuşlar. Asırlardır göz nuru dökmüşler. Şehitler bu yolda can vermişler, kan dökmüşler. Onun için Müslümanlar bu işin şuurunda olmak zorundalar. Cenab-ı Hak öyle dedi. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi
ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız deyin dedi. Yani inansın inanmasın birileri, cihana Müslümanlığınızı ilan edin diyor Cenab-ı Hak. Biz Müslümanlarız deyin diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Bu bir haktır, hakikattır. Bunu gizlerseniz bu da ihanettir. Hakikat gizlenir mi? Ancak ölüm karşısında takiye yapılabilir. O da ruhsattır. Azimet, fazilet değildir, ruhsattır. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unziletit tevratu vel incilü illa min ba'di efela taqilun ha entun ha ulayi hacecitum fi ma leküm bihi ilmun fe lime tuhaccune fi ma leyse leküm bihi ilm vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun. Cenab-ı Hak, ey kitap ehli, yani Hristiyan Yahudilere diyor, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yüce Allah böyle diyor. Bunlara diyor. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen ve lâkin kâne hanîfen müslimâ ve mâ kâne minel müşrikîn. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hazen nebiyyü ve hazen nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül müminin. İbrahim ne Yahudidir ne de Hristiyandır. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru bir Müslümandır. Müşriklerden de değildir. İşte Yüce Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ı tanıtması budur. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudidir ne Nasranidir. Hristiyan değildir. Yahudi değildir. Nasrani değildir ya. O Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandır. Müşriklerden de değildir. İbrahim bir defa bu şekil tanıtıldıktan sonra doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazreti Muhammed'in getirdiği tevhid imanında olan bir peygamber idi. Her peygamber Müslümandır çünkü İslam diniyle görevlidirler. Veddet daifetüm min ehlil kitabi len yudillûneküm ve mâ yudillûne illâ enfüsehum ve mâ yeş'urûn. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler. Halbuki sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Ya ehlel kitab, lime tekfurune bi ayatillahi ve entun teşhedun. Ey kitap ehli, ey Yahudi Hristiyanlar, gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?
Ya ehlel kitabı lime telbisûnel hakka bil batılı ve tektümûnel hakka ve entüm talemûn. Ey ehli kitap! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Cenab-ı Hak söylüyor bunları. Yüce Allah söylüyor. Ve galet daifetü min ehlil kitabi aminu billezî unzile alellezîne amenû ve cehennehâri vekfirû vekfirû âhirehû leallehum yercivûn. Kitap ehlinden bir grup müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar da dönerler dediler. İnsanları dinden imandan, İslam'dan çıkarmak için böyle bir ihanetin içine girdiler. Yani insanları dinden imandan çıkarmaya çalışıyorlar. Sabahleyin Müslüman görün, akşam inkar edin diyorlar. Bak, Cenab-ı Hak bunların bu ihanetini de açıklamaktadır. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum. Kul innel hüda hüdallahi ey yüte ehadun mislema utitum ev yuhacukum inde rabbikum. Kul innel fazle biyedillah. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede de ve kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın dediler. Dikkat edin, hiç Müslüman olmasın millet diye bakın hangi entrikalar peşinde koşuyorlar. De ki şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur ki o da İslam'dır. Onlar kendi aralarında size verilenin benzeri hiçbir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine de inanmayın dediler. De ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Yani Muhammed'e peygamberliğin verilmesini hazmedemediler. Bu Allah'ın bileceği iştir. Allah ona bu büyük lütufta bulundu. Hazreti Muhammed'i Allah görevlendirdi. Yine dediler ki yahtassu bi rahmetihi men yasha vallahu zul fazl azim. Rahmetini dilediğine tahsis eder. İşte Muhammed'e o büyük rahmeti ki bütün insanlığa tecelli edecek olan eden rahmeti Cenab-ı Hak ne yaptı? Dilediğine tahsis ederim dedi. Muhammed'e o büyük görevi verdi. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir. Hazreti Muhammed alemlere rahmet peygamberidir. Ona verdiği, tahsis ettiği rahmet, onun şahsında bütün alemlere işte tecelli eden rahmet idi. Ama ne yazık ki bu rahmetten inananlar kendilerini mahrum ettiler ve Müslüman olmasın diye insanların önünü kesmeye, Allah yolundan çevirmeye çalıştılar. Burada da büyük ihanetlerde bulundular. Hala bu yanlışlar, bu ihanetler, bu mahrumiyetler devam etmektedir.